İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bizim TV'de bir canlı yayında daha birlikteyiz. Hepimizin canı yanıyor, yüreğimiz kanıyor. Alev alev Türkiye, çok yakından takip ettiğiniz gibi sizlerin de. Bütün Türkiye çok üzgün. Önce bunu, ardından göçmenleri konuşacağız. Konuğum Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Sayın Cem Toker bu akşam bizlerle birlikte. Cem Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Evet, hakikaten çok üzücü bir tabloyla karşı karşıya Türkiye. Ciğerlerimiz yanıyor. Yani bunu mecazen söylüyoruz ama aslında gerçek. İki gündür herkesin böyle kabus gibi çöktüğü üstüne bu Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan yangınlar. Şimdi bu yangınlara işte çıkış nedeniyle bir yaklaşım var. Bir de söndürme noktasında yapılan eleştiriler var. Çıkış nedeni olabilir. İşte mevsimseldir. Avrupa'da da çeşitli ülkelerde yangınlar var, devam ediyor. Ancak buna müdahale konusunda aslında eleştiriler var. Çok ağır eleştiriler var ki ben de ona katılıyorum. Hakikaten AKP hükümeti bu yangınlara nasıl müdahale ediyor? Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçaklar bu yangınlara müdahale edebilecek kapasitede mi? Eğer böyleyse neden kullanılmıyor? Nerelerde kullanılmış bu uçaklar? Son 24 saattir Türkiye bu yangınlarla birlikte ne yazık ki makus talihimizi, yani gene işte bir itilmişlik, bir geriye itilmişlik, bir ne bileyim horlanma, bunu yaşıyoruz, bunu konuşuyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz Cem Bey? Siz de takip ettiğiniz kadarıyla bütün bu olanlara söyleyeceğiniz neler var? Tabii yangınlar beni bir kahrediyorsa çaresizlik 10 kahrediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu durum karşısında düştüğü çaresizlik ve yetkililerin adeta milletle dalga geçmeleri söylemleriyle. Yangın dediğiniz gibi hemen hemen her Akdeniz ülkesinde çıkıyor. NASA'nın haritasına bakacak olursanız. Mevsimde yangın çıkması anormal bir şey değil. Ama sanırım ilk defa bu kadar çaresiz kalıyoruz. İkinci planda kalıyor. Sabotaj mı? Hangi nedenle çıktı? Niye hepsi aynı gün, gün içinde çıktı bu kadar çok sayıda yangın falan? Bunlar da tabii düşünülmesi gereken konular ama esas konu nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti bu kadar çaresiz kaldı tarihinde ilk defa? İşte bakanlığı uçağımız yok, envanterimizde uçak yok dedi. Ama ben bu duruma da yine şaşırmıyorum. Çünkü Türkiye kötü yönetiliyor. Yani bu yangında gördüğümüz gibi herhangi bir acil durum, kriz yönetimi, COVID olsun, diğer tabii afetler olsun. Bunların hepsi fiyasko. Hepsi fiyasko. Çünkü yok, sorumlu yok. İstifa eden yok. Ben hata yaptım diyen yok. Belki istifa etmek isteyen var ama belki edilmesine izin verilmiyor. Çok acı bir durum. Bir de şey tabii delirtiyor insanı. Bilmiyorum vatandaşların düşüncelerine ben tercüman oluyor muyum ama bu kadar şaşa, ihtişam, işte itibardan tasarruf olmaz zihniyeti. Ondan sonra dönüyorlar diyorlar ki uçağımız yok ve bu çaresizlik içinde kıvranıyoruz. Yönetim derken şunun da altını çizmek isterim. Ya insan bir bırakın devleti, ailesinin bütçesini yönetirken bile ben bugün şu masrafı yapmazsam ileride bu bana çok daha pahalıya mal olur. Bu tedbiri almazsam, yani kapıma iyi bir kilit vurmazsam yarın bir gün evim soyulabilir, değil mi? Bu, evet. Günlük yaşamımızda hep böyle planlar yapıp kararlar veriyoruz. Şimdi değdi mi alacağınız 3-5 tane uçağı almayıp da yok kiraladık, yok Rusya'dan günlük aldık, onu yaptık, bunu diyeceğinizde şu hap kadar Yunanistan'da bile 20-30 tane uçak dururken şimdi değdi mi şu yaşanılan acıya, insanların çektiği eziyete, ürünler mahvoldu, evler, canlı hayvanlar, ormanlarımız. Yani bunun insan bir düşünür lan, bunun maliyeti ne? Bir hesaplasınlar maliyetini.
Bu yanan sadece ağaç, çalılık değil ki. Bir de şeyle, ben bunun tedbirini alsaydım bana kaça mal olurdu diye bir hesap yapacak olsak, kim bilir milyarlarca dolar karda çıkacağız, karda olacaktık. Ama Türkiye'de bu kafalar bunları hiç göz önüne almıyorlar, düşünmüyorlar. Türkiye kötü yönetiliyor, sana söylüyoruz. Ne ekersen onu biçersin diye. Hatta ben hep vurguluyorum. Coğrafya değil, attığın, sandıkta kullandığın oy kaderindir. Şimdi Türk milleti bugün daha iyi anlıyor. Çünkü 30 kilometre ötemizde, batımızda Yunan adaları var. Yunanistan var. Onlar da bizim gibi aynı coğrafyada, Ege Akdeniz coğrafyasında, ama tedbirlerini alıyorlar. Çok bir... Şimdi bakın, devasa yangınlar böyle her ülkede çıkabilir. Ama ya senin elinde 20-30 tane uçağın olur. Onları uçurursun, elinden geleni yaparsın, tedbirini aldım dersin. Ama bazen demediğin durumlar olur. Dünyanın her ülkesinde oluyor bunlar. O zaman tabii ki bu eleştirileri getirmeyiz. Ama sen koskoca ülkede her sene yangın çıkarken, yok uçağım yoktu, iki tane vardı, yedek parçası yoktu, kiralamış, carttı, curttu. Millete masal anlatırsan böyle tepkileri alırsın tabii. Evet. Ne yazık ki gencecik bir yurttaşımızı da oraya yardım götürmeye çalışan Şahin'i de kaybettik. Hakikaten. Ya insan inanamıyor gerçekten. Her şey göz göre göre oluyor Cem Bey. Şimdi hakikaten yani elimizde uçak yok diyor. Bu ülkeyi idare eden ülkenin cumhurbaşkanı, Türk Hava Kurumu'nun elinde böyle uçak yok diyor. Ama işte uçağın olduğu belli, neden kullanılamadığı, işte geçtiğimiz dönemde bu uçakların bir festivalde kullanıldığı ortaya çıkıyor. Yani inanılır gibi değil. O uçakların yangın söndürmedeki kabiliyetiyle ilgili görüntüler ortada. Ama Cumhurbaşkanı diyor ki Türk Hava Kurumu'nun elinde böyle uçak yok. Peki yoksa neden yok? Yani Türkiye'nin her yaz bunu yaşadığını hepimiz biliyoruz. Vatandaş biliyor. Peki siz bilmiyor musunuz? Neden yok diye sormazlar mı? Soruyoruz. Öte yandan bakan çıkıyor. Bakın. Diye. Buyurun. Buyurun. Cümlenizi bitirin. Öte yandan bakan çıkıp diyor ki bu yangınlar Türkiye alev alev yanarken işte çok yakınımın elimizde büyüyen birinin düğünündeydim diyebiliyor yani. Akıl alır gibi değil hakikaten. İşte Kılıçdaroğlu arada ona geri dönelim dilerim diyor ama bir canlı yayına bağlanmasını da biliyor. Buyurun Cem Bey. Lale Hanım, bu soruların sorulacağı yer demokrasilerde millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Her doğal afetten sonra bakın ben bunu muhalefet yapmak için söylemiyorum. Ben bir demokratik ilkeden bahsediyorum. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde bir kabine, bir bakanlar kurulu kendi bakanının, bürokratının fiyaskolarını hakkını vererek denetleyemez, inceleyemez, sorgulayamaz. Bu doğal bir şey. Onun için millet adına bütün partilerden oluşan araştırma komisyonları kurulur. Ve bunlara mahkeme gibi yetkiler verilir. İcabında meclis millet adına o seçilmemiş memur olan bakanı çağırır önüne. Millet adına sorgular, sen neyi eksik yaptın, neyi yanlış yaptın, cezai işlem gerektiren hatalar yaptın mı? Yani bunları AK Parti'nin kendi kendini denetlemesi, sorgulaması olamaz ki. Yasama erkinin asli görevi işte bu bakan gibi adamları denetlemektir. İcraatlarını, fiyaskolarını denetlemek, ortaya çıkarmaktır. Ama Türkiye'de hep altını çizerek söylüyoruz. İşte bunun için millete anlatmaya çalışıyoruz arkadaş. Kuvvetler ayrımı ile şey çok önemlidir. Bakmayın böyle devam etsinler. Seneye yine aynı manzaraları yaşarız. Deprem olur, depremde de benzer manzaraları yaşarız. Helikopter düşer, 3 sene sonra bir daha düşer. Çünkü Savunma Bakanlığı kendi kendine araştırır. Kendi müfettişleri, kendi bakanı öyle kazı sisteme getirdiler ki bizi.
Milli Eğitim Bakanı okul sahibi okulları denetliyor. Sağlık Bakanı hastane sahibi hastaneleri sözüm ona denetliyor. Efendim Turizm Bakanı turizmci otelleri sözüm ona denetliyor. Ya insan kendi kendini denetleyebilir mi? Bu iş onun için meclislere verilmiştir. Burada partizanlık yapılmaması lazım. AKP'li milletvekili de evet oyu verip bu kabinenin bakanlarının icraatlarını, hatalarını denetlemesi lazım. Ama bunu denetlememize izin verilmiyor sisteme. Türk milleti evet oyu verdi, gitti. En büyük hatasını tarihte yaptı. Bütün bu coğrafyada Orta Doğu tek adam rejiminden kurtulmaya çalışırken Türk milleti gitti, ben tek adam rejimine geçmek istiyorum diye 16 Nisan 2017'de %10 vermemesi gereken sisteme gitti. YSK'nın iddiası %52 verdi. Onun için bu bedeller bunun için ödeniyor. Meclis, hep diyor muyuz meclisin hiçbir fonksiyonu kalmadı diye? Meclisin görevi araştırmak, soruşturmak. Demin saydığım şeyle ne bileyim. Listesi var bende, şimdi yanımda değil ama muhalefet görevini yap. Arkadaş, burada hükümet hata yapmış, yürütme erki, bu hataları araştıralım diyor. AKP MHP elini kaldırıyor, hayır oyu veriyor, hayır denetletmem kendimi diyor Erdoğan kabinesinin milletvekilleri. Erdoğan kabinesinin bakanlarını ben denetlemem. Milletvekili nasıl hayır oyu verebiliyor buna? Çünkü seçmenden korkusu yok. Ben bir daha seçilmem derdi yok adamın. Yeter ki genel başkanına sadakatini sergilesin. Onu zor duruma düşürmemesin. Çünkü seçmenden hiçbir çekincesi yok. O beni alır buradan yazmaz, oradan yazar. Muğla'dan yazmaz, oradan yazar. Ben yine kapağı atarım meclise. Bu sistemde, bu rejimde bunları böyle üçüncü değil, dördüncü, beşinci dünya ülkesi gibi bu sefaleti yaşamaya devam edeceğiz. Ama bunda Türk milleti istedi. Hiç şey yapmasın, hayıflanmasın millet. Evet Cem Bey, sistemle ilgili zaten siz hep bunu işaret ediyorsunuz hemen hemen her yayında. Çünkü oraya çıkıyor bütün yollar, yani ortak noktaya çıkıyor. Sistem düzelmedikçe, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkıp işte Türk Hava Kurumu'na indi öyle uçak muçak yok demesini biz eleştiriyoruz, konuşuyoruz, dertleniyoruz, dert ediyoruz ama sorgulayamıyoruz. Yani bunu soracak, bunun hesabını soracak kabiliyeti taşıyan bir sistem yok çünkü, öyle değil mi? Aynen öyle. Şimdi biz bireyler olarak veya siz medya olarak sorgulayabilirsiniz ama adam size cevap vermeyebilir. Evet. Ama bu iş için biz 100 milletvekilinden maaş veriyoruz. Adı üstünde ya, millet veli. Avukat gibi vekaletmişiz. Git bu işleri yap diye. Ama sistem, rejim bunu yaptırmıyor. Bizim bakın anayasa değişikliği, yeni anayasa falan filan atıp tutuyorlar ya. Oraya koymanız gereken madde meclisin ağırlığını arttırmanız, denetleme gücünü arttırmanız. Bir bakan benim elimde olsa bir bakanı meclis komisyon, araştırma komisyonuna çağıracak da o bakan gelip hesap vermeyecek. Polis zoruyla getirtirim onu. Öyle bir sistemi savunurum. Şahsen değil tabii. Ama öyle bir sistem olmalı. Mesela o komisyon beyan bulunduğu an doğru mahkemeye gider. Adeta mahkemeye yalan beyanda bulunmak gibi. Bakanların, bürokratların bunu zorunlu tutulması lazım. Yoksa dediğim gibi hiçbir iktidar kendi kendini denetleyemez. Denetleme, dengeleme diye bir şey vardır demokraside. Kuvvetler ayrımının birbirini denetleyip dengelemesi. Herkesin biraz gücü vardır, kimsenin mutlak gücü yoktur. Ama bunları biz 27 yıldır anlatıyoruz. Buradan çıkıyor işte. Bu gece de bir daha tekrarlamış olalım. Evet. Şimdi hakikaten açıklamalar akıl alır gibi değil. Yani dalga geçer gibiler bizimle. Öte yandan bir de bağışla ilgili açıklamalar var. Ben onu da duyunca çıldırdım hakikaten.
İşte Mevlüt Çavuşoğlu bağıştan söz ediyor. Kızılay hemen SMS'ler gönderdi bize, işte 10 lira atın SMS gönderin vesaire diye. Bir de işin bu tarafı var ya, bu kadar utanmazlık, bu kadar aymazlık olabilir mi Cem Bey? Yok, bunlar alıştılar yani, seçmenle dalga geçiyorlar adeta artık. Gönderen olur ama yani deprem vergilerinin hesabını sorduk. Onu zorla aldılar, o bağış değildi 99 depreminden sonra. Nerede o paralar, sana ne nerede diye cevap aldık. Yani dediğim gibi Türkiye'nin bir demokrasiyle böyle cevap verilir mi ya vergi veren vatandaşa? Benim vergim nerede arka? Demokrasinin temeli verginin hesabını sormaktır ama o yok. Yani bağış yapmak isteyen varsa yapsın ama benden kuruş çıkmaz. Yani Türk milleti gerçi o konuda çok hassastır. Hani böyle şeylerden kaçmaz ama maalesef dediğiniz gibi enayi yerine konmak da insanın canını acıtıyor. Hayır, ben yardımı benim huyumsa ben direkt ihtiyaç sahibine götürüp veririm. Yoksa devlet eliyle, onun eliyle, bunun eliyle ona bağış veririm de yok, öyle şey yok ilkelerimde. Partide de bunu konuştuk, hani nasıl yardımcı oluruz falan diye. Ancak sivil toplumla kanalıyla falan giderim. Ben devlet kanalıyla bağışa girmem şahsen. Evet. Sizin gibi düşünen milyonlar var Cem Bey. Ben de onlardan biriyim. Şimdi ben size bir şey hatırlatayım. 1999 deprem sonrası şehirlere turuncu konteynerler koydular. Hatırlar mısınız? Ankara'ya evet, koydular. Çok iyi hatırlıyorum. İstanbul'da meydanlara, oraya. Onların içinde neler neler vardı. Ne oldu onlar? Kimse bilmiyor. Hepsi kayboldu. Bitti gitti. Onun için yani bu kafayla kesinlikle Türkiye bir üçüncü, dördüncü, beşinci dünya ülkesi seviyesinde ileriye gidemez. Evet. Ama dediğim gibi sandık geldi. Millet oyunu attı. Evet. İşte o oyu atarsanız sonucuna da böyle katlanırsınız. O değil, kurunun yanında yaş da yanıyor. O kötü tabii yani. Biz de aynı şeyi yaşıyoruz. Maalesef. Evet. Şimdi ormanlarımız cayır cayır alev alev yanıyor. Bizim içimiz yanıyor. Sonucuna baktığımızda ama bir başka sorun da bu göçmen meselesi. İşte göçmen mi, mülteci mi tartışması yapılırken bir kere dün Sayın Aziz Nesin'le konuştum. O bu konudaki yasada bir boşluk olduğunu söyledi. Yasanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. O işin teknik kısmı ama Türkiye'de işte birçok ilde hakikaten neredeyse azınlık durumuna düşebilecek Türkiye var. Yani hani bu biraz mecaz olabilir ama ben çok da uzak görmüyorum eğer böyle giderse hakikaten. Hem ekonomik koşullar Türkiye'nin bunu kaldıracak gücü olmadığını çok açık ve net gösteriyor. Hem de sosyal açıdan, yani işte Allah Allah nidalarıyla denize girenler mi istersiniz? Üniformalarıyla İstanbul'da çeşitli noktalarda toplanan Afganlılar mı istersiniz? Yaşam biçimlerini bizim yaşam biçimimiz üstüne kurmaya çalışanlar mı istersiniz? Yani bu işin tekrar söyleyeyim, bunu konuştuğumda söylüyorum bunu. İnsani yönü ayrı ama sen bir ülkede göçmen konumundaysan, gidip ülkene bayramını kutlayıp tekrar o ülkeye dönüyorsan eğer, bunu bir oturup düşünmek lazım. Bu millete yazık değil mi? Şimdi bir iki şeyi ben kendi açımdan netleştireyim. Ben bunlara göçmen demiyorum. Göçmenlik ne demektir? Gidersiniz Kanada Büyükelçiliğine. Ben Kanada'ya göç etmek istiyorum. Niteliklerim bunlar. Onlar da size bir sınav verirler, kitap verirler, çalışırsınız. Uygun görülürseniz çıkar, biner, gider, Kanada'ya gidersiniz. Amerikalıların yeşil piyangosu her sene doldurursunuz. 50-60 bin kişiye yeşil. Göçmen odur. Bu şey de değil, mülteci de değil bunlar.
Türkiye bir sığınmacı istilası altında. Bir kere Türkiye'nin adı çıkmış. Davutoğlu dönemindeki Suriye politikasından dolayı. Açtım sana ol gel. Onun için yani bu bir istila. Bu bir istila. Dünyada bana bir tane daha ülke göstersiniz ki Zulu kabilesi dahil, Patagonya dahil, Gambiya'sı, Zimbabwe'si dahil sınırını böyle açsın, kontrolsüz. Gel kardeşim, ben çok insancılım. Gel burada gir, yerleş, istediğin yere git. Hayır, bunun şimdi bu saçmalığa karşı çıkmanın, liberalliği, sosyalistliği, efendim sosyal demokratlığı, şusu busu, bu saçmalık. Bunun çok ağır bedelleri olacak. Toplumsal bedelleri siz de bildiğiniz olacak. Ekonomik olacak, siyasi olacak, asayiş açısından olacak. Olacak demografik olacak. Hani bütün bunlar, bakın ya böyle bir şey var mı? Bazı rakamlar 8 milyon kadar şey diyor, sığınmacı diyor Türkiye'de. 8 milyon sığınmacı demek, evet. Sokaktaki her 10 insandan bir tanesi demek. 50 bin kişilik statta 5 bin tane göçmen demek. Dünyada böyle bir ülke daha yok. Ve bunlar şey değil, göçmen diyor, yine diyorum sığınmacı ama dünyada böyle resmi göçmenle bu kadar kısa zamanda bu kadar insan resmi olarak göç alan başka bir ülke yok. Şimdi bir şey daha var. Bu iktidarın hangi kriterle kimlere vatandaşlık verdiğini bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum, siz biliyor musunuz? Yani yok. Kimler, kaç kişi, kaç Suriyeli vatandaş oldu, kaç Afgan vatandaş. Sokakta 8 milyona yakın sığınmacı varsa, Suriyeli, başka ülkelerden Özbek, efendim Afgan. Bunların 5 milyonuna vatandaşlık verse önümüzdeki seçimde oy kullanacak insan sayısının %8 ila 10'u, seçmenin %10'unu bu adamlar oluşturacak. Bu seçim 90'a 10 sene 20 bitmeyecek ki. Bıçak sırtı gidecek. 1-2 puanla bitecek. Yani bu siyasi etkileri olacak derken bunu da kastediyorum. Yani ülkeyi kimin yöneteceğine belki göçmen vatandaş yapılan bu adamlar karar verecek. Yani öylesine bir durumla karşı karşıya, sonra sınırı açmışsın, oradan akın akın adam, genç adam geliyor. Kimisi askeri formalı. Yani Taliban militanı olsa ne olacak bunlar? Alnında yazmıyor ki ben Taliban'ım, ben değilim diyerekten. Ben Taliban olsam, madem sen benim ülkeme asker gibi bugünden göndereceğim diyorsun, ben de bunda hoşnut olmuyorsam, ben de o adamların arasına kendi militanlarımı sokarım Türkiye'ye. Yani bunları düşünüyorlar mı? Bakıyorlar. Bu nasıl bir yönetim kafasıdır? Demin dediğim gibi her kriz mazar oldular. Her kriz yönetiminde fiyasko oldular. Ama bütün dertleri, o Elazığ depreminde vali nasıl fısıldıyordu İçişleri Bakanı'nın kulağına? Toplumdaki algı çok iyi diyor. Onun için enkaz altındaki değil, algı. İktidar olduklarından beri bunu oynuyorlar. Algı, yok Ay'a gideceğiz, yok hava gazı bulduk. Yok dünyanın ilk 10 ekonomisindeyiz, yok yerli uçak, yok yerli araba, aptalları buldular, yediler. Nedir? Mühim olan algı. Uçak uçmuşmuş, efendim Ay'a gitmişmiş, oymuşmuş, hepsi palavra. Evet. Makus talihimiz dedim. Şimdi tabii iş gene çıkıyor, siyasete geliyor. Aziz Nesin dedim herhalde demin, özür dilerim, düzelteyim onu. Ahmet Nesin, Aziz Nesin'in oğluyla konuşmuştuk dün. O şunu da söyleyeceğim ve şimdi size söyleyince dikkatimi çekti. Yani önümüzdeki gelecekte dönemde bir Suriyeli Cumhurbaşkanı bile olabilir dedi. O biraz hayal gücümü zorlamak olur ama belki iki nesil sonra asimile olmuş, hani Suriye asıllı Türk vatandaşıyım diyen okumuş etmiş nitelikli bir insan, onda sorun yok. Onda sorun yok. Yani ben onlara karşı değilim ama Ermeni asıllı bir cumhurbaşkanımız da olur, bir bakanımız olsa keşke. Onlar da bu toprağın insanları.
Yahudi asıllı bakanlarımız olsa, bürokratlarımız olsa, diplomatlarımız olsa, Suriyeli de olsa benim onlarla sorunum yok. Benim bu kadar kontrolsüz bir şekilde kim olduğunu bilmediğin, bakın şimdi bir de bizi şeyle karşılaştırıyorlar. Bu anlamıyorum bu kafayı. Ama bak İsveç böyle yapıyor. Ama bak Almanya böyle yapıyor. Yok Norveç, Danimark. Ya biz orası mıyız kardeşim? Adamın zaten nüfusu yaşlı. Adam yırtınıyor vatandaşına. Çocuk yapın, insan lazım çalışacak diye. Onun için kontrollü olarak göçmen alıyor onlar. Ama hiç dikkat edin, sınırını bırakın Afgan'a, Polonyalı'ya, Ukraynalı'ya, Romen'e falan açmıyorlar. Avrupa Birliği bile Romanya'yı, Bulgaristan'ı üyeliğe aldığı zaman belli bir göçü yasakladı. Halbuki ülkeler arasında seyahat, yerleşme serbest. Ama dedi ki belli bir süre senin ülkene sermaye götüreceğim ben. İşsizliğini azaltacağım ama sonra açacağım sınırlarımı. Yani Türkiye gibi ben size diyorum ikinci bir ülke önümüze koyamazsınız. Böyle bir politika izleyen bunun bedel olacak. Yani uçak almamak nasıl bir bedelse, deprem konteynerını yok etmek nasıl bir bedel olacaksa bir gün günü geldiğinde bu sığınmacılı istilasına kapıları açmak da mutlaka bir bedel ödeyecek. Şimdi bizim vasıfsız elemana ihtiyacımız yok ki. Gençlerimizin zaten eğitim durumu orada. Gençlerimiz arasında işsizlik ortada. Yani siz %0 küsur işsizliği olan Norveç ki çalışacak insan olamayan. Türkiye'deki işsizlik ortada. Yani böyle şartlar olmadığı takdirde de yine kontrollü olarak belli kriterlerde, belli sayıda pek çok ülkenin yaptığı gibi alabilirsiniz. Ama sınırı açayım, milyonlar gelsin. O Davutoğlu başlattı onu. Onun da yatacak yeri yok ha. Bunun da altını çizeyim. Gayet net. Evet. Şimdi Davutoğlu'na gelirsek hep bir şeyler söyleyeceğim diyor ama yarıda bırakıyor. Millet İttifakı'nda yer alan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu. Hakikaten o da ilginç yani. Bir şey bu ülkede Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçisiniz. Yeri geldiği zaman eğer bu ülke için çok çok önemli bir şeyse söyleyeceksiniz tabii bunu. Yani bu niye gizli saklı tutulur? İşte söylersem yer yerinden oynar gibi. Sayın Babacan da keza öyle. Türkiye'de tabii vatandaş da bunu bilmek istiyor. Nedir bu gizli saklı olan yer yerinden oynatacak şey? Nedir yani? Niye söylenmiyor? Bunun hesabı sorulmayacak mı? Bu açıklanmayacak mı? Nedir bu bilmediklerimiz? Benim Davutoğlu deyince aklıma hani yatacak yeri yok dediniz ya ilk o geliyor. Siz de çok eleştirdiniz zamanında Davutoğlu'nun bu söyleyeceğim deyip ama yarıda bırakıp söylemediklerini. O söyleyeceğim deyip de söylemediği ve ona an kaybettirdiğine inandığım sözler zannediyorum 2015'teki iki seçim arası olan olaylarla ilgili. Haziran'la Kasım arasındaki Türkiye'yi kan göle çeviren olaylarla ilgili. Benim dediğim Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken Obama'nın ve Hillary Clinton'ın tuzağına düşüp evet haftaların kaldı yolcusun işte sınırlarımız ne bakayım 1914-1923 arası kaybettiğimiz topraklarda 2010-23 arası yeniden kucaklaşacağız kardeşlerimiz falan. Onun bu Osmanlıcılık hayali yeniden Osmanlı havasına girip o şeyin de tuzağına düşüp dediğim gibi Obama ve Clinton'ın sen 100 bini al merak etme Esad şu ondan sonra işte artık ne varsa planların sonra bir şey daha söyleyeyim size sonra 200 bin 500 bin 1 milyon baktılar ki Esad'ın mesadının gideceği yok ama Esad'a dediler işte haftaların kaldı sen gidiyorsun Davutoğlu gitti Esad hala orada o ayrı mı bir şey daha söyleyeyim size bakın Suriye'den gelen göç başlangıcında çok enteresan bir farklılık söyleyeceğim. Önce çocuklar geldi.
O daha insani gösterdi olayı. Bunlar gariban, kadın, çoluk, çocuk kaçıyorlar. Halbuki onlar kimdi biliyor musunuz? Esad'ı devireceğiz diyen cihatçıların aileleri orada kalıp da eziyet etmesinler, hayatlarını kaybetmesinler, güvenlik altında olsunlar diye oradaki cihatçılar Türkiye'ye gönderdiler karılarını, çocuklarını. Ondan sonra cihat gelmeye başladı şartlar değiştikçe. Afganistan'dan bakıyorsunuz çok farklı bir durum. Bir tane kadın çocuk yok. Genç adamlar geliyor yığınla. Bunların ne anneleri, çocukları, eşleri, şunları bunları. Onu bilemiyorum cevabını. Parçaları yerleştiremiyorum. Ankara'nın kafası da Erdoğan'ın kafasında ne var? Onu da bilmiyorum. Yani bu kadar tepki alırken hala hiç umursamazcasına böyle bu kontrolsüz sığınmacı istilasına göz yummasının bir bedeli olacağını diyorum ama Erdoğan böyle bir endişesi yok gibi. Evet. Şimdi bu konuya devam edeceğim ama ekranı da getirdim. Bir soru yorum var aslında. Hem soru hem yorum. Vedat Yavuz Bey'den geldi. Diyor ki eskiden liberaldin, neden devrimci oldun Cem amca? Araya bu soruyu soralım, sonra devam edeceğiz. Ben mi devrimci olmuş? Vallahi ama ben de yaptım size bu yorumu. Benim böyle birkaç siyasetçi var. Önceden hani sağ tandansı olduğunu bildiğim. Ama sonradan birçok solcudan daha solcu. İşte devrimci demiş Vedat Bey de. Aynı şey. Ben de öyle düşünüyorum. Ekonomi konuşmuyoruz da ondan böyle yorum yapıyorlar. Ekonomi konuşursak... Beni topa tutar o deri görenler. Yok, bence ekonomide de sizin gönlünüz el vermiyor. Gene şeyden yanasınız siz ya. Mağdurdan yanasınız. Öyle düşünüyorum ben. Peki şimdi bu Suriye göçüyle ilgili çok önemli şeyler söylediniz. Oradan devam edelim. Bu işin sonu nereye varacak? İşte Suriye'den gelen göç. Şimdi Afganları konuşuyoruz. İşte önümüzdeki günlerde olası bir iç savaştan, iç karışıklıktan daha doğrusu söz ediliyor. İşte birçok spekülasyon var tabii. Fikir yürütenler var. İşte bu gelenlerin oralarda kullanılacağı iddiaları var. Ama bunu Sedat Peker de söylemişti. Önümüzdeki dönem sizce Türkiye böyle bir duruma gebe mi? İç savaş olmaz, katliam olur. Bosna'da da iç savaş olmadı, katliam oldu. Çünkü bir taraf silahlıydı, bir taraf silahsızdı. Ruanda'da da iç savaş olmadı, tek yönlü katliam oldu. Çünkü bir taraf silahlıydı, bir taraf silahsızdı. Kaybolan 100 bin silahın hiçbiri bende değil, eminim sizde de değil. Kimlerde olduğunu sadece tahmin edebiliriz. Kimlere nasıl dağıtılacağını, dağıtıldığını, akıbetini bilmiyoruz. Devlet bunu yanıtlamıyor, üstüne de gitmiyor. Onun için böyle bir olasılık zor görüyorum ama eğer AKP seçim kaybederse, şimdi normalde Allah korusun, yani böyle bir aklımıza bile getirmek hoş bir şey değil ama ben Kılıçdaroğlu'nun 16 Nisan 2017 referandum gecesi neden YSK haline gitmedin diye sorulduğunda kan dökülürdü diye gitmedim diye cevap verdiğini hatırlıyorum. Bilmiyorum duydum, doğru hatırlıyor muyum onu? Eğer bu duyduğum şey, aklımda kalan şey doğruysa zaten cevabı orada gizli. Kılıçdaroğlu bu beklenti içine girdiyse bir seçim katakullisiyle ülkenin rejimi değiştirildiyse Ana Muhalefet Partisi kan dökülür diye buna hiç tepki veremediyse o gece, o zaman bu şartlar hala devam ediyor demektir. Eğer bu dediğim doğruysa, altını çizerek söylüyorum. Ama yani bu insanların kimse garanti edemez kullanılmayacağını. Ve bu insanlara işte demin dediğim gibi önce vatandaşlık verilerek bütün siyasi dengeler değişebilir. Yani seçmeni %1-2'sinden bahsetmiyorum Lale Hanım. Rakamlarla konuşuyorum. Türkiye'de 55 milyon falan seçmen var. Bunların 8 milyon da sokakta gayri resmi sığınmacı var diyorlar.
Hadi bunların 4 milyona verse yine müthiş bir rakam. %8 oranında seçmen ediyor. Yani bu söylediğim olasılık daha ciddi bir tehdit Türkiye'de siyaset üzerine. Anladım, evet. Peki şimdi yine o konuyla ilgili sorular da geliyor. Bu yükün altından nasıl kalkacak Türkiye? Yani işte siyasi tablo karşımızda, siz diyorsunuz ki doğru, yani işte verdiğiniz oyları yaşıyorsunuz, mealen böyle diyorsunuz. Yine önümüzdeki dönem için sizin beklentiniz ne? Olası bir seçimde tablo değişir mi? Değişirse ne olur? Yani hani her vesileyle İpsala diyorsunuz ya, İpsala'yı mı adres göstereceksiniz gene gençlere? Gençlere gösteriyorum ama şöyle söyleyeyim. Eğer Türkiye'de bir şeylerin değişmesi isteniyor, Osmanlı değiştirmeden önce Millet İttifakı'na 360 milletvekili verilmeli. O Erdoğan'ın kabusu olur. Yani öyle bir fark olmalı ki. Hadi meclis Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan güçlü. Onu hep söylüyorum. O dopingli bir yarışmacı olarak çıkacak meydana, aday olabildiği takdirde veya olduğu takdirde. Onun kazanma şansı çok yüksek, kaybetme şansı benim açımdan çok az. Çünkü inanılmaz dopingli çıkacak. Onun da nedenlerini hep sayıyorum. Devletin bütün kaynağı, kurumları, TRT'si, Anadolu Ajansı, RTÜ, Merkez Bankası, Danıştay'ı, Yargıtay'ı, Anayasa Mahkemesi, her şey onun kontrolünde. Bütün bakanlıklar onun adayın kontrolünde olunca ben Erdoğan'ın seçim kaybetmesini çok zor görüyorum. Ama meclis seçiminde durum çok daha farklı olabilir. Eğer Türk milleti gidip de kimler girecek Millet İttifakı'na bilmiyorum. Ama partizanlığı bir kenara bırakıp ya bizim bu AKP'ye bir dur dememiz lazım diye seçmen anayasayı değiştirebilecek veya referanduma taşıyacak çoğunlukta bir milletvekili kazanarak meclise girerse, o da en az 360. Onun için seçim sistemini değiştirmeye çalışıyorlar. Onlar da bundan korkuyor. İşte o zaman Millet İttifakı en az 360 milletvekiliyle meclis çoğunluğunu alsın. Ondan sonra Erdoğan bırakın Cumhurbaşkanı olsun. Eli kolu bağlanır. Eli kolu meclis tarafından bağlanır. O bir değişim getirebilir Türkiye'ye. Onun dışında çıkış yolu gören bu işten. Yani ekonomi daha da bozulacak. Mesela benim bir beklentim daha var. Geçen hafta Almanya'daydım. Ben son 4-5 senedir bakıyorum, görüyorum. Almanya'da benzin fiyatı kaç euroysa Türkiye'de onun karşılığı TL olarak. Ama şimdi 1,5 euroya kadar çıkmış Almanya'da benzin fiyatı. Bu 15 lira demek. Ama Türkiye'de onun yarısı. Eğer bunu o seviyeye taşıyacaklarsa mesela, enflasyonu da dün ayarladılar tekrar. Yani benzin fiyatlarında 10 lira sürpriz olmayacak bu sonbahar veya bu sene öncesinde. Bu da enflasyonun azması demek. Yani bu şartlarda Türkiye erken seçime gider mi onu zannetmiyorum. Covid'in gidişatı da önem kazanacak. Eğer sonbaharda yeniden tedbirler artarsa bu yavaşlayan bir ekonomi demek. Yavaşlayan ekonomi Ankara'nın gelirinin düşmesi demek. Ankara'nın geliri düşünce vergiler gelecek, şu bu para basılacak, enflasyonist baskı gelecek. Onun için daha pek çok bilinmeyen var. Ama benim temennim, yani gerçekçi olmaya çalışıyorum. Erdoğan'ı seçimde alaşağı etmek zor ama parlamentoda, mecliste Millet İttifakı'nın çoğunluğu alıp hatta 360, en az 360 ile çoğunluğu alması Türkiye'nin gidişatını değiştirir gibime geliyor. Yani iş gene muhalefete düşüyor tabii. Muhalefeti şu an için ya bunca şey oluyor işte, yaklaşık 1,5 seneyi aşkın süredir Covid'le mücadele ediyoruz. Ekonomi dibi gördü, işte yangınlar vesaire, bir sürü şey yaşadık bu süre içerisinde. Bütün bunlar olurken siz muhalefeti yeterli görüyor musunuz?
Muhalefette biraz daha olumlu bakmaya başladım. Biraz daha fazla sokakta görünüyorlar. Hep eleştirdiğim konu vardı. Gündemi değiştiremiyorlar. Gündemdeki konuları gündemde tutamıyorlar diye. Ama şimdi bakıyorum muhalefet sözcüleri, temsilcileri ara sıra hala 128 milyar dolar diyorlar. Hala 10 bin, ayda 10 bin dolar, senede 120 bin doları kim aldı diye sorar. Sedat Peker'in ortaya attığı iddiaları eskiye oranla daha fazla gündemde tutuyorlar. Umarım bu yolda devam ederler. Meral Akşener şehir şehir geziyor, esnaf blok kuruyor. Kendisine %20 hedefi koymuş. Bunlar olumlu gelişmeler. Programınızda söylüyorum. İyi Parti'nin varlığı AKP için en büyük tehdit. Çünkü geleneksel Anadolu Müslümanı, eski ana vatanlı, doğru yollu, merkez sağcı seçmenin aradığı şeyi veriyor Meşener yavaş yavaş. Kendisini MHP'den, Bahçeli'den arındırarak, zihniyetten en azından bir merkez sağ parti görüntüsü verdikçe oylarının da artacağına inanıyorum. Bu da Millet İttifakı için olumlu bir gelişme tabii. Evet. Şimdi size kişisel sorular da geliyor tabii Cem Bey. Arzu ederseniz cevaplayın. Ben ileteyim ama yayıncı olarak. Memleket Partisi'ne katılmayı düşünür mü diye sorar bir izleyicimiz. Memleket Partisi ile ilgili ne mi düşünüyorum? Ay, katılmayı düşünür mü? Öyle bir durum oluşsa, yani teklif gelse vesaire, katılmayı düşünür mü diye soruyor. Varsayımlı sorular sevmem ama Memleket Partisi'ni ben yeterince liberal görmüyorum. Ama Muharrem İnce'yi Erdoğan'la miting meydanlarında aşık atabilecek yeterli bir siyah olarak görüyorum. Ama Muharrem İnce'nin ismi partinin önünde gittiğine inanıyorum. Tabii şeyler belirleyecek. Memleket Partisi seçime gelecek mi, sokacaklar mı? İttifakları düzenleyecekler mi? Ona önlem alacaklar mı? Dar bölge, daraltılmış bölge. Bakın konuşuyor, dar bölge, daraltılmış bölge. Ben yine altını çizerek söylüyorum. İki turlu dar bölge en iyi sistemdir ama gündeme bir türlü sokamıyoruz o konuyu. Onu da başka bir programda arzu ederseniz irdeleriz. Evet. Ama seçim başa baş, Cumhurbaşkanlığı seçimi başa baş gidip de 1-2 puanla, 3 puanla belirlenirse o da tabii Muharrem İnce'nin duruşu, aday olup olmaması, olduğu takdirde ikinci turda kimi destekleyeceği falan, bunlar çok önemli konular olacaktır. Evet. Şimdi gençlerle aranız çok iyi. Çok popülersiniz gençler arasında. Bu da çok önemli bence. Hani Türkiye'de siyasetin bu kadar dibi gördüğü bir süreçte özellikle gençlerin bu konudaki düşüncelerini önemli buluyorum ben. Bir izleyicimiz Cengiz Bey diyor ki Akit TV'ye katılma stratejisi nedir diyor. Birçok televizyon kanalından yayınlara davet alıyorsunuz ve çıkıyorsunuz da hakikaten. Çok aranılan konuklardan birisiniz. Ama Akit TV ile ilgili böyle bir soru gelmiş. Akit'e çıkma nedenim Akit izleyicilerinin duymaya alışık olmadıkları şeyleri söyleme fırsatını veriyor bana Akit. Her yerde de altını çizerek söylüyorum. Dışarıda sergiledikleri, kamuoyunda sergiledikleri algının tersine ağzımdan çıkan hiçbir şeye yakışmıyorlar ve olgunlukla da dinliyorlar. Ha, bazen tartışmalar tabii ki çıkıyor ama benim iktidar iştiren sözlerime asla tepki vermiyorlar ve bana her hafta kapımız size açık diyorlar. Onun için benim tek amacım demin dediğim gibi Akit izleyicinin alışık olmadığı şeyleri onlara duyurabilmek, bundan bu fırsattan istifade ederek. Yoksa ben hangi kanala çıkarsam çıkayım, siz de biliyorsunuz, söylemlerim temelinde aynıdır. Ben 27 senedir ne savunuyorsam hala onu savunmaya devam edeceğim. Evet.
Dolayısıyla aslında hani zaman zaman bu konuda eleştiriler de geliyor. İşte o kanala niye çıkıyorsun vesaire diye, ama onu izleyenlerin de doğruları öğrenmek hakkı diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla böyle bir seçim yapmak da katılımcıya bağlı. Doğruları anlatmak adına. Bence zoru tercih etmişsiniz. Onun için takdire değer. Hani Akit TV'ye çıkmak, orada bir takım şeyleri göze almak çok kolay değil. Hayır, ben bazen havuz medyasını da oturup izliyorum mesela. Çünkü Şenol Güneş'le milli maç öncesi rakibimizin maçlarını izliyor. Bu adamlar ne diyor, nasıl oynuyor, ne yapıyorlar, taktikleri nedir diye. Bunun daha makul bir şey olamaz herhalde. Ben nasıl havuz kanalının saçmalıklarını dinleyip de konuşabiliyorsam, aynı şekilde gidip Akit'te de farklı görüşlerimi, onun söylediklerini bilmem lazım ki karşı argümanımı ileri sürebileyim. Onun için ben bunu görmüyorum orada. Partideki arkadaşlarım da destek oluyorlar bana gitmem konusunda. Evet. Biz de sizi görmek istiyoruz oralarda. Böyle çok da şeyler de çıkıyor oradan. Malzeme de çıkıyor. Veriyorlar, sağ olsunlar. Peki Cem Bey, çok teşekkür ediyorum. Bu ilerleyen saatlerde kırmadınız, konuk oldunuz. Soru ve yorumlar için izleyicilere de teşekkür edelim bir kez daha. Sağ olun efendim, görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, çok teşekkür ederim. Sağ olun.